Sayın Baerbock şimdi Yunanistan'dan geldi. Çıkıp da basının önünde 14 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatırlatsaydı daha çok saygı duyardım. Bunları Yunanistan'a hatırlatmazken niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Bugüne kadar hep Avrupa Birliği'nin koşulsuz desteğiyle şımarmışlar. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi risk atmak, yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. Avrupa Birliği üyesi olmak, her türlü hakka sahip olmak. Sonya Hanım'ın şok olmasını anlayabiliyorum. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Bize hep demokrasi dersi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz. 3 tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden ve ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Macron'un aldığı karar, Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Fransa'nın aldığı karar, Macron'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Bir olayı, geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da değil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? Your guests, I would not take a debate here, but I guess all the journalists understands we have a very frank and open discussion, and I will just hope that everybody in Turkey will have the possibility to express their views as frank as you are doing, Minister. Thank you. Evet, Türkiye'de herkes özgürce düşüncesini söyleyebilir ama özgürlük konusunda çifte standardımız yok. Yani İsveç gibi Avrupa ülkelerinde DAEŞ mensubu haklı olarak ifadesini özgürce söyleyemez, bir kere terörist, ama PKK olduğu zaman veya FETÖ'cü olduğu zaman söyler. Bunun özgürlük ifadesiyle ilgisi yok. Sadece Batı içindeki çifte standart için güzel bir örnektir. Teşekkür ederim.